Ordu'da yeni stadın ilk maçında Kur'an-ı Kerim sayfaları ve Türk bayrağı parçaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı. Olayla ilgili biri taraftar grubu lideri 4 kişi gözaltına alındı. Ordu Valiliği soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ya yazıktır ya. Yazıktır ya. Ya oraya kenara koyun, şimdi emniyet geliyor. Yani kenara koyun, şimdi üstüne kutacaklar. Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar. Valilik konuyla ilgili soruşturma başlattı. Böyle maç izlemeyelim. Gerçekten. Kenara koyun. Görüntülerin adresi Ordu. Yeni Ordu Stadı'nın açılış maçında Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grubun 9. haftasında dün Ordu Spor 1967 futbol işletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşı karşıya geldi. Plaka numarası 52 olan Ordu'nun bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlatıldı. Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görüldü. Ya yazıktır ya. Yazıktır ya. Ya oraya kenara koyun, şimdi emniyet geliyor. Yani kenara koyun, şimdi üstüne kutacaklar. Durumu fark eden vatandaşlar emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur'an sayfalarını topladı. Büyük tepki toplayan olayla ilgili soruşturma başlatılırken sahaya konfetileri fırlattığı belirlenen biri tribün lideri, 4 kişi gözaltına alındı. Şuraya bakar mısın ya? Tamam, koy oraya şuraya. Afyon'da Kur'an öğrencileri hafızlık icazet törenindeydi. Kırmızı şerit çekilmiş bir protokol yolu, altın sarısına boyanmış varaklı koltuklar. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen camideki törende konuştu ve dedi ki hepimiz sınavdayız. Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan çocuklar, yaşları 10 ila 15, 155 öğrenci. Onlar için bir tören düzenlendi. Tören Hacı Mehmet Sayın Camii'ndeydi. Törene Vali Gökmen Çiçek, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen katıldı. Bu fotoğraflar yansıdı törenden. Caminin girişinden itibaren kırmızı şerit çekilmiş bir protokol yolu. Protokoldekiler bu yoldan yürüdü caminin içine. Hiçbir gariplik yokmuş gibi selamladılar öğrencileri ve velileri. Böyle de bitmedi. Bir de koltuklar vardı. Altın sarısına boyanmış varaklı koltuklar. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen törende konuştu. Hepimiz sınavdayız dedi. Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz'ın yemek yemediği için yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan cani baba Mehmet Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnşallah ömür boyu da orada kalır. Babası yemek yemediği için 1,5 yaşındaki bebeği dövdü. Aldığı yumruk darbesine dayanamayan Elif bebek hayatını kaybetti. Benim bebeğim şu an küvezde. Ben orada kalıyordum. Çocuğumu dövmüş, döve döve ölümlü gelmiş benim yavrum. Evde yok. Olay Gaziantep'te yaşandı. Mehmet Yılmaz yemek yemediği için 1,5 yaşındaki kızı Elif Hazal Yılmaz'a yumruk attı. Ardından da sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi. Bebek hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ancak kurtarılamadı. Ben böyle aldanamazsam o yavrum orada bırakır beni. Ben görmedim. Almış çocuğumu yere vurmuş. Dövmüş ağlıyor diye. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri baba Yılmaz'ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf etti. Anne vurmadın Allah'ım. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük kızın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Nurdağ ilçesine götürüldü. Küçük Elif Hazal ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. İnşallah devletimiz bunu yanına koymaz.
Boğaziçi Üniversitesi'nde kampüsün içinde eylem yaparken gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen iki öğrenci ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece gözaltına alınan 45 öğrencinin tamamı serbest kalmış oldu. Boğaziçi'nde gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen öğrenciler serbest bırakıldı. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek yola çıkmıştı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Atanan rektör protestoları bir yıla yaklaştı. 9 aydır da rektörlük önünde çadır kuruyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüs'te bulunan rektörlük binası önünde çadır kurmak isteyen öğrencilere yönelik sert müdahalede 45 öğrenci gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen öğrencilerden 42'si ifadelerinin ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılırken 3 öğrenci ise savcılığa sevk edildi. Geceyi nezarethanede geçiren 3 öğrenciden biri savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 öğrenci ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilen 2 öğrenci duruşmanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkent'te 5 atık kağıt işçisi kağıt toplamak yasak denildi ve gözaltına alındı. Yer Ankara'nın Çankaya ilçesi. Atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçiler bu kez Ankara'da gözaltına alındılar. Gerekçe şu: Ankara'da kağıt toplamak yasak. Böyle dedi polis. 5 işçi Kavaklıdere Polis Karakolu'na götürüldü. 2 saatin ardından serbest bırakıldılar. Fakat işçilere kabahatler kanunu uyarınca 204 lira ceza kesildi. Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi oldukları iddiasıyla geçen ay İstanbul'da kağıt toplama depolarına baskın düzenlenmiş, 300'e yakın geri dönüşüm işçisi gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, malzemelere de el konulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'nin 150. yılının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen galasına katıldı. Gündemlerinden biri de metrobüslerdi. Engelleri aştığımızda 300 araç alımını da hızlandıracağız, metrobüs sorununu çözeceğiz dedi. 2007 yılında az önce yine Genel Müdürümüz bahsetti. İstanbul için çok değerli bir adım olan metrobüs hizmeti başlatılmıştı. Tabii bugün baktığımızda ne yazık ki o hatta bulunan araçların yaş ortalaması hizmet sürecinin ve ortaya koyduğu performansla kilometre hesabına baktığımızda hizmet sürecini tamamlamış araçlar var. Yenilenme sürecinde ciddi adımlar atıyoruz. 160 aracımızın alımını yaptık. 300 araç alımı ile ilgili bir takım teknik, idari ve mali süreçlerindeki engelleri aştığımızda inşallah 150. yılı içerisinde oradaki alımlarla ilgili süreci de hızlıca başlatmış olacağız. İki kaza haberiyle devam edeceğiz bültenimize maalesef. Bir kamyon sürücüsünün kontrolden çıktığı aracı feci bir kazaya sebep oldu. İkisi çocuk, 5 kişilik bir aile yok oldu. Şanlıurfa'daki kazada da bir çocuğun kullandığı araç şarampole devrildi. Ne kendisi ne de diğer 3 çocuk kurtuldu. Kaza gece saatlerinde Burdur Karayolu'nda oldu. Sürücü direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kamyon önce bir traktöre, sonra bir otomobile çarptı. Kazayı görenler haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma geldi. 6 ve 7 yaşında iki çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti kazada. Bir aile yok oldu. Kamyon şoförü Ahmet Aydoğan gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şanlıurfa'da da bir çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrilmişti. 17 yaşında ehliyetsiz kullandığı araç hem kendi canına mal oldu hem de iki kardeşi ve kuzeninin hayatına. En küçüğü 4, en büyüğü 17. Çocuklardan hiçbiri kurtarılamadı. 4 çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi.
İşçiler yılın belli bir kısmında vergi dilimine girince maaşlar da gittikçe azalıyor.